Merhaba arkadaşlar. Ben Yeni Sistem Matematik YouTube kanalından Zafer Hoca. Kümeler ve mantık konumuzu anlatmıştık. Bugün 9. sınıf çap yayınları 2. fasiküle geçiyoruz. 2. fasikülümüzün ilk konusu denklenme eşitsizlik konusu. Önce sayı kümeleriyle başlıyoruz. Rakam nedir? Rakam sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam deniyor. Rakamlar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'a kadar arkadaşlar. 9'dan sonrakiler rakam değil. Yani bunlar sayıları yazarken kullandığımız aslında semboller. Sayıları yazarken hep bu sembolleri kullanıyoruz. Sayı ise rakamların bir çokluk belirtecek şekilde bir araya gelmesiyle oluşturulan ifadelere deniyor. Mesela işte iki tane rakamı yan yana getirdik. Bir sayı elde ettik. Veya bir rakamın üzerine diğer rakamı yazdık. Bakın bu da bir sayı. Veya işte 1 bölü 2 bu da bir sayı. Dolayısıyla bu sembolleri kullanarak elde ettiğimiz ifadelere de sayı diyoruz. Buradan şunu öğreneceğiz. Her rakam bir sayıdır. Fakat her sayı bir rakam değildir. Örneğin 12 bir sayı ama rakam değil. Fakat 7 hem bir sayıdır hem de bir rakamdır. Geçelim sayı kümelerine. Sayı kümelerimizden birincisi arkadaşlar doğal sayılar. Doğal sayılar sıfırdan başlıyor. 1, 2, 3 diye sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar deniyor. Şuraya yazalım doğal sayı diye. İkinci olarak sayma sayıları. Sayma sayıları sayarken kullandığımız sayılar. Cisimleri, nesneleri sayarken sıfır kullanmadığımız için sayma sayıları birden başlıyor ve n artı ile gösteriliyor. Yani aslında pozitif doğal sayılar şeklinde gösteriliyor. Ee, kümesin her elemanına sayma sayısı denir. Gelelim tam sayılara. Tam sayılar doğal sayılardan farklı olarak içerisinde negatif sayıları da bulunduruyor. Tam sayı dendiğinde aklımıza negatiflerin de olduğu mutlaka gelmeli. Doğal sayı dendiğinde de aklımıza sıfırında bir doğal sayı olduğu aklımıza gelmeli. Unutmayalım. Tam sayılar kümesini 3 gruba ayırabiliyoruz arkadaşlar. Şuraya yazalım tam sayı dendiğini. Tam sayılar kümesi pozitif tam sayılar 1, 2, 3, 4, 5 gibi sonsuza kadar gidiyor. Negatif tam sayılar eksi 1, eksi 2, eksi 3 gibi eksi sonsuza kadar gidiyor. Bir de sıfırdan oluşuyor bakın. 3 tane gruptan oluşuyor tam sayılar. Sıfırın pozitif mi negatif mi olduğunu bilmiyoruz. Sıfır bir tam sayıdır. Fakat pozitif de değil, negatif de değil. İşareti belli değil. Rasyonel sayılar A bölü B şeklinde yazılacak. Bakın rasyonel sayı olabilmesi için ama hem payının hem de paydasının tam sayı olması gerekiyor. Ve paydadaki tam sayının da sıfırdan farklı olması gerekiyor ki bu sayılara rasyonel sayı diyebilelim. Evet tanımı çok önemli. Pay ve paydanın tam sayı olması gerekiyor burada. Örnek verecek olursak işte 1 bölü 2 gibi, eksi 3 bölü 5 gibi sayılar. Şimdi irrasyonel sayılar kümesi ise yukarıdaki 4 kümeden daha farklı bir küme. Çünkü neden bakın rasyonel sayılar? Mesela rasyonel sayıların içerisinde 3 de var, 2 de var, eksi 4 de var. Yani tam sayıların hepsi var, doğal sayıların hepsi var. bunların yanında bir de tam olmayan 1 bölü 2 gibi sayılar da var. Fakat irrasyonel sayılar kümesi tamamen bu yukarıdaki 4 kümeden farklı bir küme. İrrasyonel sayılar, rasyonel olmayan sayılara deniyor. Yani a bölü b şeklinde yazılamayan sayılara deniyor. Peki nedir irrasyonel sayılar? İşte kök dışına tam çıkamayan sayılar. Ee, mesela kök 5 gibi sayılar. Mesela e, kök 3 gibi kök dışına tam çıkamayan bir de virgüden sonrası sonsuza kadar düzensiz değerleyen pi sayısı gibi e, sabit sayı mesela e sayısı gibi sayılar irrasyonel sayı grubuna giriyor. Peki gerçek sayı nedir? Real sayı dediğimiz veya gerçel sayı dediğimiz küme ise bu rasyonel sayılar kümesi ile irrasyonel sayılar kümesinin birleşiminden oluşan en geniş küme. Şu ana kadar gördüğümüz en geniş küme. Geçelim. Burada ne var arkadaşlar? Her tam sayı aynı zamanda bir rasyonel sayıdır. Çünkü tüm tam sayıların görünmeyen bir paydası var biliyorsunuz. Geçiyoruz. Şimdi burada en küçük küme sayma sayıları kümesi bakın. Biz bunu n artı ile gösteriyorduk. Bunu kapsayan daha büyük bir küme var. Bu da doğal sayılar kümesi. Çünkü doğal, sayı, doğal sayılar kümesinde bu sayma sayıları ek olarak da bulunuyor. Değil mi? Bakın burada var. Sonra bunu da kapsayan tam sayılar kümesi var. Çünkü doğal sayılardan daha büyük bir küme tam sayılar kümesi. Tam sayıların içerisinde çünkü negatifler de var. Tüm doğal sayılar olduğu gibi negatif sayılar da bulunuyor. Rasyonel sayılar ise tam sayıları kapsayan bir küme. Daha büyük bir küme. Rasyonel sayıları da Q ile gösteriyoruz. Rasyonel sayıların içerisinde bu tam sayıların hepsi olduğu gibi bir de arkadaşlar tam olmayan rasyonel sayılar da var. Sonra devirli sayılar da bakın rasyonel sayı, ondalıklı sayılar da rasyonel sayı çünkü a bölü b şeklinde yazılabiliyor. Bir de irrasyonel sayılar var. Tamamen bu iki kümeden farklı bir küme irrasyonel sayılar kümesi. Ee, en son arkadaşlar bir de gerçek sayılar dediğimiz reel sayılar bu iki kümenin birleşiminden oluşan en geniş kümeye de gerçek sayı veya reel sayı diyoruz. Bakın irrasyonel sayıların içerisinde kök dışına çıkmayan sayılar pi sayısı gibi sayılar mevcut. Geçelim sayı doğrusuna. Sayı doğrusu bir sayı doğrusu sonsuz tane noktanın birleşiminden oluşur ve her nokta bir gerçek sayıya karşılık gelir. Sayı doğrusu gerçek sayıların geometrik gösterimidir. Şimdi aklımıza şu geliyor. Sayı doğrusunda arkadaşlar sanki sadece tam sayılar varmış gibi geliyor değil mi? Biz ne öğrenmiştik? İşte sıfır var, eksi 1 var, artı 1 var, artı 2 var. Bu şekilde sonsuza kadar bütün tam sayılar var. Fakat tanımda ne diyor? her nokta bir gerçek sayıya karşılık gelir. Yani reel sayı. Reel sayıların içerisinde köklü sayılar var mıydı? Var. Mesela burada onu anlatmış. Kök 2 sayısının sayı doğrusundaki yerini nasıl buluruz acaba? Ondan bahsetmiş. Iki, normalde burada hiç kök 2'yi göremiyoruz değil mi? Şöyle bulabiliyoruz. Şu bir noktasından sıfır olan uzaklığımız bir birim. Bunu biliyoruz. Yine bir birim uzunluğunda bir dikme çizsek bu bir noktasına. Bu da bir birim. Ve burada bir dik iki tane doğru oluşturduk. Bu iki tane dik doğruyu şöyle birbirine birleştirdiğimizde şunun uzunluğunu bulma işlemini biz Pisagor bağıntısı diyorduk. 8. sınıfın ikinci dönemin konusu. Ben buraya x dersem x'in karesi diğer iki kenarın dik kenarların karelerinin toplamına eşitti. Buradan x kareyi 2 bulduk. Karesi 2 olan sayı kök 2'dir. Demek ki bunun uzunluğu kök 2 birim olmuş oluyor. E şimdi de merkezi burası olan ve yarı çapı kök 2 olan bir çember çiziyoruz. Bakın aynı şey merkezi burası ve şunun uzunluğunu kök 2 bulduk ya. Yarı çapı kök 2 olan bir çemberi çizersek bu çemberin bakın bu çemberin şurada doğruyu kestiği noktamızın da yine merkezi olan uzaklığı kök 2 birim olacağı için işte bu nokta sayı doğrusunda kök 2'ye karşılık gelen nokta olmuş oluyor. Bu şekilde sayı doğrusuna bakın. Bütün köklü sayıların yerleri bulunabilir. İşte kök 2'nin yaklaşık değerini bence bilmenizde fayda var. Sorularda çok karşımıza çıkıyor. Kök 2'nin yaklaşık değeri 1.4. Bakın işte 1 ile 2 arasında. Kök 3'ün yaklaşık değeri 1.7. Kök 5'in yaklaşık değeri 2,2. Bunları ezberlememizde fayda var. Sorularda çok karşımıza çıkıyor. Ezberlemeseniz bile Ezberlemeseniz bile şuradan da yapabilirsiniz. Mesela 1,4 kök içerisine girdiğinde 1,4'ün karesi alınıyordu ya. 14'ün karesini düşünün. 14'ün karesi biliyorsunuz 196. Dolayısıyla bu kökün içerisine girdiği zaman 1,96 oluyor. Yani 2'ye çok yakın bir sayı oluyor. Dolayısıyla yaklaşık değerine 2'nin, kök 2'nin yaklaşık değerine 1,4 diyoruz. Aynı şekilde 1,7 kök içerisine girdiğinde karesi alınır. Ve karesi alındığında 2,89 yapar bakın. Bu da 3'e çok yakın olduğu için kök 3'ün yaklaşık değerine de 1.7 diyoruz. Geçelim. Bu şekilde kök 6'nın, kök 7'nin ve kök 8'in de yaklaşık değerleri verilmiş. Koordinat düzlemini zaten hatırlıyorsunuzdur. Şu dik olan doğrumuza y ekseni diyoruz. Buna dik olan yatay doğrumuza da x ekseni diyoruz. İki tane bu eksenin kesiştiği şuraya arkadaşlar merkez yani buna orijin deniyor. Sonra bu taraftaki x eksenimizin sağ tarafı pozitif olan bölgeydi. Sol tarafı ise negatif olan bölgemizde. Y ekseninin yukarısı pozitif, alt tarafı negatifti. Şurası birinci bölge bakın. Hem x'in hem y'nin pozitif olduğu bölge birinci bölge. Burası ikinci bölge. Burası üçüncü bölge. Burası ise dördüncü bölgeydi. Bir noktanın mesela A noktasının şu birinci bileşeni her zaman için x bileşeniydi. x bileşeni. ikinci bileşeni de y bileşeniydi. x bileşeninin diğer adına Absis diyorduk. Y bileşenin diğer adına da ordinat diyorduk. Burada koordinat yani iki tane gerçek sayı doğrusunun noktasında sıfır noktasında birbirine dik olacak şekilde kesiştirilmesiyle elde edilen düzleme koordinat sistemi denir. Onu da buraya yazalım. Reel sayılar kümesinin elemanlarıyla gösterilen her sıralı ikili analitik düzlemde bir nokta belirtir. İşte bakın bir sıralı ikili analitik düzlemde bir nokta belirtmiş oluyor. Geçelim toplamanın özelliklerini, toplama işleminin özelliklerini okursak, reel sayılardan seçtiğimiz iki tane elemanın toplamı da bir reel sayı yaptığı için biz buna ne diyoruz? Toplama işleminde kapalılık özelliği var diyoruz. Yani iki tane reel sayının toplamı yine reel sayı yapıyor. Başka bir kümenin elemanı yapmıyor. Geçiyoruz değişme özelliğine. İki tane yine reel sayı seçtiğimizde iki tane reel sayı toplarken isterseniz a artı b isterseniz b artı a yapın. Bakın iki taraf yine birbirine eşit çıktığı için toplamada değişme özelliği vardır diyoruz. İki sayının yeri değiştiğinde sonuç değişmiyor. Birleşme özelliği 3 sayıyı toplarken nereden başlarsan başla sonuç yine değişmez. İstersen önce 3 ile 5'i topla çıkan sonucun üzerine 9'u ekle. İstersen önce 9 ile 3'ü topla çıkan sonucun üzerine 5'i ekle. Sonuç değişmediği için birleşme özelliği var diyeceğiz toplamada. Gelelim etkisiz elemana. Diğer adı ise birim eleman. Toplamada bakın 0 etkisiz eleman. Hangi sayı sıfırla toplarsak toplayalım, sonuç değişmediği için etki etmiyor sonuca. Bundan dolayı biz sıfıra toplama işleminin etkisiz yani birim elemanı diyoruz. Gelelim ters eleman özelliğimize. Ters eleman özelliği nedir arkadaşlar? Ters eleman şu, reel sayılardan seçtiğimiz bir elemanı tersiyle topladığımızda sonuç bakın birim elemanı veriyor. Yani sıfır veriyorsa o topladığımız sayına a'nın tersi diyoruz. Peki. Örneğin 9 sayısını hangi sayıyla toplarsak birim elemanı verir? Toplamanın birim elemanını eksi 9'da. O zaman 9'un toplamaya göre tersi 9'un toplamaya göre tersi ne olur? Eksi 9 olur. Unutmayalım sorularda karşımıza çıkacaktır. Herhangi bir sayının toplamaya göre tersi bulunurken işaretinin zıttını alıyoruz. Artı ise eksi, eksi ise artısını alıyoruz. Bu da ters eleman özelliği. Geçelim. Geçelim arkadaşlar. Çarpmanın özelliklerine. Yine çarpmada da kapalık özelliği var. Yani iki tane sayıyı reel sayılardan seçip çarptığımızda sonuç yine bir reel sayı olur. Başka bir kümenin elemanı olmaz. Dolayısıyla kapalık özelliği var. İki sayıyı çarptığımızda yerlerini değiştirip çarptığımızda sonuç değişmiyor. Öyleyse değişme özelliği var. Üç tane sayıyı çarparken çarpma işlemine nereden başlarsan başla sonuç değişmez. Bakın istersen önce 3 ile 5'i çarp çıkan sonucu 9'la çarp. Ne yapar işte 15 çarpı 9 135. İstersen önce 9 ile 3'ü çarp 27. Çıkan sonucu 5 ile çarp yine 135. Demek ki birleşme özelliğimiz var. Gelelim birim eleman etkisiz eleman. Birim eleman neydi? Etkisiz adından aklımızda kalabilir. Bir çarpma işleminde herhangi bir sayıyı bakın 1 ile çarptığımızda 1 sonucu etkilemediği için bu 1'e çarpma işleminin etkisiz elemanı diğer adıyla birim elemanı deniyor. Peki ters eleman nasıl bulunuyordu? Herhangi bir sayıyı ne ile çarparsak etkisiz elemanı verir? Tabii ki şöyle ters çevirip çarparsak etkisiz elemanı veriyor. İşte bu 1 bölü 9'a 9'un çarpmaya göre tersi deniyor. Demek ki çarpmaya göre tersi bulunurken sayıyı takla attırıyoruz. Pay ve paydasını yer değiştiriyoruz. Yutan eleman çarpmada olan bir özellik. Mesela toplamanın yutan elemanı yok. Yutan eleman birim elemanın tam tersi bakın. Birim eleman sonuca diyor ki hep sen çık diyor karşısındaki sayıya. Yutan eleman ise ne diyor? Sonuç olarak hep ben çıkacağım diyor. Yani hangi reel sayıyı yutan elemanla çarpma işlemine tabi tutarsan tut. Sonuç hep ben çıkacağım dediği için sıfır olmuş oluyor. Sıfır çarpmanın yutan elemanı. Çarpma işleminin toplamı üzerine dağılması var. İşte burada bakın. Diyelim ki A sayısını B artı C'nin üzerine çarparak dağıtacağız. Burada önce A ile B'yi çarpıyoruz. Sonra araya buradaki işareti koyup toplama işlemini sonra da A ile C'yi çarpmamız gerekiyor. Buna da dalma özelliği diyoruz. Tabii ki sol taraftan da dağılma yapılabilir. O da aynı şey. Bu taraftan da dalma yapılabilir. Yani B çarpı A. Aradaki işaret artı. Sonra da C çarpı A. Sonuç aynı. Geçiyorum. Hemen kazanım birinci testimizin sorularıyla devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar 7. sınıfın konusuydu aslında bu konu. Hemen bir hatırlayalım toplama ve çıkarma işlemlerimizi. Eğer toplama yaparken toplayacağımız sayılar zıt işaretliyse bunları aslında birbirinden çıkartıyoruz. Daha sonra da büyük olanın işaretini alıyoruz. Çıkarma yaparken ise toplamaya dönüştürüyorduk. Mesela burada iki tane eksi yan yana geldiği için biz bunların ikisini birden artı yapabiliriz. Çünkü eksi ile eksi çarpıldığında artı olur. Sonra 7 artı 9 sonucumuz artı 16 olmalı. Burada yine çıkarma işlemi var. Bunu toplamaya dönüştürürken şu iki işareti yer değiştirmemiz gerekiyordu. Yani burayı artı burayı eksi yapabilirsiniz. Veya isterseniz yine işaretleri çarparak da burayı tek işarete dönüştürebilirsiniz. Bu eksiyle, bu artı çarpılırsa ne olacaktır? E burası eksi olacaktır o zaman. Sonra burası eksi ise artı 7 ile eksi 9'u toplayacağız. Şuraya yazalım. Artı 7 eksi 9. Yine zıt işaretli oldukları için bunları birbirlerinden çıkarttık. Hangisinin işaretini alacağız? Tabii ki 9 daha büyük olduğu için 9'un işaretini alacağız. Yine çıkarma işlemi var. Bunu toplamaya dönüştürmemiz gerekiyor. Bu eksi ile eksi çarparsak artı olur. Şimdi bakıyorsunuz bunlar zıt işaretli. Toplamada zıt işaretler toplanırken aslında çıkartılır. Büyük olanın işareti alınır. 9 daha büyük olduğu için 9'un işaretini aldık. Gelelim B seçeneğine. İkisi eksi ise bakın bunlar toplanır. 7 ve 9, 16. Ve yine işaret olarak eksi alınmış olur. 7 borcum var. 9 borcum daha var. Toplam 16 borcum oldu. Bakın zıt işaretli bunları birbirinden çıkartıp büyük olan işaretini alıyoruz. 7 borcum var 9 alacağım var. Borçlarımı ödersem gereğine kalır? 2 tane alacağım kalır. Burada ise bakın yine zıt işaretli 7 artı iken 9 eksi zıt işaretli oldukları zaman bunları birbirlerinden çıkartıp büyük olan işaretini alıyoruz. Bu bildiğimiz zaten normal toplama 7 artı 9 cevabımız artı 16 olur. C seçeneğimizde çarpmalar var. Bunlar zıt işaretli. Zıt işaretlerin çarpımı eksi olacaktır. 7 kere 9 63. Aynı işaretlerin çarpımı artı olacaktır. Eksi ile eksinin çarpımı 7 kere 9 yine 63. Burada ise 1 artı bir eksi olduğu için çarpımları eksi olur. 0 çarpmada yutan eleman olduğu için sonuç 0 olur. Evet D seçeneğimizde bölme işlemleri verilmiş. Artının eksiye bölümü zıt işaretlerinin birbirine bölümünün eksi olduğunu biliyoruz. 18 bölü 9 2 eşit. Aynı işaretlerin birbirine bölümü artı 18 bölü 9 yine 2 eşit. Burada da zıt işaretli. Eksinin artıya bölümü eksiye. 18 bölü 9 2 eşit. Sıfırın herhangi bir sayıya bölümü yine sıfırdır. Ama herhangi bir sayının sıfıra bölümünün e, tanımsız olduğunu biliyoruz. Bunun cevabı yok. Tanımsız. Evet geçelim. İkinci sorumuzda işlem önceliğine dikkat edeceğiz. Önce parantezden başlanır arkadaşlar. Şu üçü bakın aynen yazıyorum. Sonra eksi 2 diyorum. Çarpı parantezin yerine sonucunu yazıyorum. Buranın sonucu 2. Sonra sırada çarpma bölme işlemleri yapılır. 3'ü aynen yazıyorum. Buradaki çarpma işleminin sonucunu yazıyorum. Sonra da en son toplama çıkarma yapılır. Eksi 3 ile eksi 4 ile eksi 5'i toplarsanız eksi 9. Dokuz. Eksi 9'un üzerine de bu artı 3'ü eklersek cevabımız eksi 6 yapacaktır. Yine Önce bakın parantezden başlıyorum ama paranteze kadar bütün sayıları aynen yazacağım. Eksi 5'i aynen yazdım. Eksi 2'yi aynen yazdım. Çarpı parantezin sonucu eksi 2 olduğu için buraya da eksi 2'yi yazıyorum. Yanında da artı 10 var. Ha, bir de arkadaşlar buradaki bölmeyi de yapabilirsiniz. 10 bölü 5'ten. Ve orası da dursun şimdilik. 10 bölü 5 dursun. Şimdi gelelim ikinci aşamaya. Parantezi bitirdikten sonra sırada çarpma ve bölmeler yapılacak. Şuradaki çarpma ve buradaki bölme yapılacak. Öyleyse eksi 5'i aynen yazdım. Buradaki eksi 2 ile buradaki eksi 2 çarpılırsa artı 4 yaptı. Bölme işleminin sonucu da 10 bölü 5'ten 2 yaptı. En yani son toplama ve çıkarmalar yapılacak. Önce pozitif olanları toplarsak artı 6. Üzerine eksi 5 eklediğimizde sonucun 1 çıktığını göreceğiz. Son e, sorumuzda ne demiş? En içteki parantezden başlayacağız. Önce en içteki paranteze kadar aynen yazıyorum. Yazmaktan kesinlikle erinmeyin arkadaşlar. Yanlış yapmamak için yazmak lazım. Sonra 3'ü yazdım. Eksi. Şimdi bu parantezin sonucu 1 ya. Bu parantezin yerine bu 1'i yazıyorum ve parantezi kapatıyorum. Şimdi yine 1, eksi 2'yi aynen yazdım. Parantezin sonucu yazıyorum buraya 2'yi. Sonra çarpma işlemi yapılıyor 4. En son çıkarma işlemi yapılır. Cevabımız eksi 3 yapar. Geçelim ikinci sorumuza. Rasyonel sayılarda toplama çıkarma yapabilmek için paydaların eşit olması gerekiyordu. 2'nin, 5'in ve 3'ün ortak katı nedir? En küçük ortak katları. Bakıyorum 30. Öyleyse bunu 30 yapmak için 15 ile genişletiyorum. Bunu 30 yapmak için 6 ile genişletiyorum. Bunu 30 yapmak için 10 ile genişletiyorum. Bir kesrin hem payını hem paydasını aynı sayı çarparsak kesrin değeri değişmez. Hem payını hem paydasını 15 ile çarptım. İkinci kesri 6 ile genişlettim hem payını hem de paydasını. Üçüncü kesrimizi ise 10 ile genişlettim. Şimdi paydaları eşit olduğu için toplanabilir ama paylarını topluyoruz sadece. Paydaları aynen yazılıyor. Öyleyse 10 6 ve pardon 15. 15, eksi 6 ve artı 10'u toplayacağım. Pay'a yazacağım. Paydamız ise değişmeyecek. Önce pozitif olanları toplarsak 15 ile 10'un toplamı 25. 25'ten de 6'yı çıkarttığımızda cevabımızı 19 bölü 30 bulunuyoruz. Varsa sadeleştirme burada yapılabilir. Evet ikinci sorumuzda rasyonel sayılarla yine toplama çıkarma bölme işlemlerimiz var. E, bu ikinci soruyu çözerken isterseniz bu tam sayıları kesirleri şu şekilde parçalayabiliyorsunuz. Tam kısmını ve kesir kısmını ayrı ayrı. 2 tam 1 bölü 2 şeklinde. Ama dikkat etmeniz gereken önünde eksi varsa bu eksili olanı parçalarken eksi 3 eksi 1 bölü 2 şeklinde parçalamanız lazım. Yani bu eksiyi hem tam sayıya hem de bu kesire dağıtmanız gerekiyor. Arada bölme işlemi var. Yine tam sayılı kesirleri ama burada çarpma işlemi varmış dikkat edelim. Burada tam sayılı kesir yok. O zaman çarpma yapılırken paylar çarpılır paya yazılır. Paydalar çarpılır paydaya yazılır. Aynı şekilde bunun paydası 1 paylar çarpılır paya yazılır. Paydalar çarpılır. Paydaya yazılır. Şimdi buradaki artı 1 bölü 2 ile eksi 1 bölü 2 toplandığında 0 yapacak. 2'den de 3'ü çıkartırsak eksi 1 yapacak. Arada bölme işlemimiz var. Daha sonra 2 bölü 2'den 3 bölü 2 çıkartılırsa paydalar eşit çıkarma yapabilirim. 2'den 3 çıkarsa eksi 1 bölü 2 yaptı. Sonra birinci kesrimizi aynen alıyoruz. İkinci kesrimizi ise ters çevirip çarpıyoruz. Çarpma işlemi yapılırken yine bunun paydasını yazıp payları çarpı paya, paydaları çarpı payda yazabilirsiniz. Eksi eksi bölümü de artı 2 yapacaktır. Evet gelelim üçüncü sorumuza. Ondalık sayılarda bölme yaparken bunları virgülden kurtaracak şekilde genişletmek gerekir. Mesela 10 ile genişletmek yeterli olur mu? Olmaz. Çünkü virgülden sonra bakın bunda 2 sayı var. 100 ile genişletmek yeterli de olmaz. Çünkü yukarıda virgülden sonra bakın 3 sayı var. Öyleyse bunu 1000 ile genişletelim ki ikisi birden hem payımız hem paydamız virgülden kurtulmuş olsun. Gelelim ikinci kesrimizi kaçta genişletelim. Virgülden sonra en fazla 2 sayı var. O zaman 2 0 bizim için yeterli. 100 ile genişletmemiz kafi olacaktır. 1000 ile üstteki sayı çarptığımızda 1000'deki 3 0 bunu 3 virgül kaydıracak ve 1 olacak. Aşağıya 1000 ile çarptığımızdaki 2 tane 0 bunu 2 virgülden kurtaracak. Artan 1 0'ı da yanına ekleyeceğiz. Çarpı 100 ile yukarıyı çarptığımızda bir tane sıfır bunu bir virgülden kurtaracak 2 olacak. Diğer sıfırı da yanına ekledik. 100 ile çarptığımızda 2 virgül kaydırılacak ve 1 olacak. Çarpma işleminde biliyorsunuz pay ve paydalar sadeleştirilebilir. Ee, yukarıdaki 20'yi 20'ye bölersem 1 kere var. 140'ı 20'ye bölersem 7 kere var. Payları çarpıp paya yazdık. Paydaları çarpıp paydaya yazdık. Cevabımız 1 bölü 7 olmalı. Dördüncü sorumuzda arkadaşlar yeni nesil bir soruyla karşılaşıyoruz. Burada bir tanımlama verilmiş, bir şekil verilmiş. Bu şeklin bakın okun ucundaki B sayısıyla diğer tarafındaki A sayısı toplanıyor. Sonra araya çarpma işlemi konulup okun bakın şu dik olan okun üstteki sayısını alttaki sayısına bölüyoruz. Ve arada da çarpma işlemi var. Tamam o zaman aynı işlemi burada uygulayacağız. Önce bu okun ucundaki iki sayıyı toplayalım. 8 ile eksi 4'ü toplayalım. 8 ile eksi 4 birbirleriyle toplanacak. Parantez kullandım. Daha sonra arada çarpma işlemi var. Dikey olan okun üstteki sayısını alttaki sayıya böleceğiz. Yani 9 bölü 4 olacak. Devam edelim. 8 ile eksi 4'ü toplarsak artı 4 yapacak. Zıt işaretler toplanırken çıkartıyoruz ve büyük olanın işaretini alıyoruz. Çarpı 9 bölü 4. Bunun da paydası var bir şeklinde. Yukarıdakilerle aşağıdakileri sadeleştirebilirsiniz. 4'ü 4'e böldüm 1 oldu. 4'ü 4'e böldüm 1 oldu. Paylar çarpılır Pay yazılır. Paydalar çarpılır payda yazılır. Dolayısıyla cevabımız 9 olmalı. Bu videomuzda arkadaşlar bu kadar. Kanalımıza abone olarak, videolarımıza yorum yaparak, videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.